Bir Kampçı'nın günlüğünden herkese merhaba. Yeni bir seriyle videolara devam ediyoruz. Faydalı bilgiler köşesinde birinci bölümde kamp matlarını inceleyeceğiz. Arkadaşlar, kampta en önemli şeylerden birisi de uyku konforu. Bunun için mat seçiminiz çok önemli bir rol oynuyor. Çadırda rahat ve konforlu bir uyku arıyorsanız mat seçiminize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Günümüzde hala köpük matlar kullanılmaya devam ediyor. Birazdan köpük matların avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedeceğim sizlere. Benim daha önce kullanmış olduğum köpük matı göstereyim size. Kalınlığı da bu şekilde. Bunun avantajı ise şu: hava kaçırma, patlama riski yok. Delinse de işlevini yerine getirmeye devam ediyor. Ama gördüğünüz gibi biraz yer kaplıyor. Hafif, sırt çantasında rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Dekoratiftir. Böyle bir avantajı var. Ama konforlu olmadığı için ben çok fazla tercih etmiyorum. Şişme matlarımın altına sermek için, ısı yalıtımı için bazen götürüp kullanabiliyorum. Onun dışında çok fazla tercihim değil. Ben ilk kampa başladığım dönemlerde köpük matla başlamıştım. Köpük mat yeterince konfor sağlamadığı için üzerine battaniye falan örtüyordum konforu arttırabilmek için. Ama yeterli gelmiyordu. Uyurken omuzlarım, kalça kısmım sürekli ağrıdığından dolayı yeteri konforu sağlayamıyorduk. Çadırda zaten yeteri kadar uyuyamadığım için bana eziyet oluyordu. En sonunda şişme mata geçmeye karar verdim. Şişme mat evet yeteri kadar konfor sağlıyordu ama bu sefer de inmeler yaşıyorduk. Sürekli iniyordu. Hava sindiği için gece bir daha kalkıp onu şişirmek zorunda kalıyordum. Bir süre kullandım, memnun kalmadım. Tekrar köpük mata geçtim. Köpük matın üzerine bir tane daha köpük mat alıp öyle devam ettim. Ama bu sefer hem yer kaplıyordu hem de yine şişme mat kadar konfor sağlamıyordu. Ben de bir ikilemde kaldım hangisini alsam diye. Kamplarımda bu şişme matı kullanıyordum. Daha önce görmüşsünüzdür. Bir süre konfor sağladı, kullandım. Ama biraz önce bahsettiğim gibi havası indiğinden dolayı sürekli şişirmek zorunda kalıyordum gece. Benim uyku kalitemi yine etkilemeye başladı. Bir süre kullandım ama sonradan baktım havası kaçınca artık tadı da kaçtı. Tabii köpük matlara göre çok daha konforlu. Ama bunun dezavantajı işte bir süre sonra hava kaçırma riski oluyor. Hava kaçırdığı için de konforunuz tekrardan bozuluyor. Ama bayağı bir süre kullandım ve artık bunu artık rafa kaldırmak zorunda kaldım. Ona bir bakacağım. Tamir edilebiliyorsa tamir edeceğim. Bunların tamir kitleri var. Böyle tamir için bantları var. Şimdi arkadaşlar şişme matların padişahına geçiyoruz. Ben bunu yeni sipariş verdim. Yeni geldi. Aslında yalıtımlı bir şişme mat beklemiyordum. Baktım yalıtımlıymış. Geri iade etmedim. Çünkü ben kışında kamp yaptığım için bunun avantajından ve dezavantajından bahsetmek istiyorum. Bu gördüğünüz gibi bayağı büyük. Köpük mat kadar yer kaplıyor. Bunun dezavantajı bu. Ama avantajları bir o kadar güzel. Bunda yalıtım olduğu için vücut sıcaklığınızı koruyabiliyorsunuz. Isı yalıtımı sağladığı için kışın kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Normal şişme matlarda içerisinde hava dolu olduğu için ısı yalıtımı sağlamaz. Bunların içerisinde yalıtım olduğu için vücut sıcaklığınızı tekrar geriye verdiği için sıcaklığınızı koruyabiliyorsunuz. Ama işte gördüğünüz gibi büyük, köpük mat kadar yer kaplıyor. Bu kendi kendine şişen bir mat. Bunun valfini açtığınız zaman 1-2 saatte kendi kendine şişiyor. Bunu şişirmek için bir pompaya falan ihtiyacınız yok. Şişme yataklar gibi yanınızda pompa taşımanıza gerek yok. Böyle bir avantajı var. Otomatik kendi kendine şişiyor. 1-2 saatte çadırın içerisine bıraktığınız zaman şişmiş vaziyette buluyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Bu mat 5 cm kalınlığına sahip. Bir gece test ettim. Herhangi bir hava kaçırma falan olmadı ve çok konforlu. Kesinlikle kış aylarında tavsiye ederim. Yazın da kullanabilirsiniz ama kışın kesinlikle böyle yalıtımlı bir mat götürmenizi tavsiye ediyorum. Mat incelememiz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin aklınızda da bazı fikirler oluşmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.